MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa sert tepki gösteren isimlerden. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar günceldir dedi. Partisinin grup toplantısında konuştu MHP lideri. HDP'nin kapatılması isteğini bir kez daha tekrarladı. Bahçeli yaklaşan seçim öncesi muhalefetin hala bir aday çıkaramamasını da eleştirdi. Kur'an-ı Kerim'in yakılması dini ve manevi hassasiyetlerimize kasteden bir saldırganlıktır. Aslında hedef sadece Türkiye değil, Türk İslam alemidir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi. Eylemin İsveç hükümetinin himayesinde yapıldığına dikkat çekti. Lanetlediğimiz bu düşmanca eylemin siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması, muhtemel gelişmelerin analiz edilmemesi A'dan Z'ye akıl dışılıktır. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi MHP lideri Devlet Bahçeli. HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunun değerlendirilmeye alınmasına tepki gösterdi. Kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. Bahçeli'nin gündeminde 2023 seçimleri de vardı. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Fakat Zillet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.